Hazır olun, uzaya çıkıyoruz. Astronot diyemiyorum ben ama hani ona uzaya çıkacak kişi diyelim. Yeni Gökçeli. Ya ben de Göktürk dedim ya. Çok klasik oldu şimdi yani biraz daha... Ama hani Göktürk falan ne bileyim. Görünüyor ki Elon Musk bu tarz şeyleri devam edecek. Adam resmen manipülasyon. Hey Elon Musk. Hayırdır kardeş? Ücretsiz oyun dediniz mi Özgür Çetin bir numara? Bana soracaksın. Hemen ekliyor oyunu. Ücretsiz... Yok hemen. Bunu eklemedim ya. Hesabı ekliyor. Eklemedim. Oynamasa da duruyor orada köşede. Hayır eklemedim. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Turkcell'le Teknoloji Haftalık Bakış programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün de yine teknoloji gündemi çok yoğun arkadaşlar. Bu hafta yine çok yoğundu. Bu hafta gerçekten yoğun. Gerçekten. Hani geçtiğimiz haftalarda yoğun falan diyorduk ama bu hafta... Bu hafta görmeden söylemiş. Bayağı bir bastırmışlar. Özellikle Elon Musk bayağı bir... Ya reis yaktı bizi ya. Ortalığı karıştırdı ya. Adam resmen manipülasyon yapıyor. Evet bayağı manipülasyon yapıyor. Biliyorsunuz arkadaşlar hafta içinde Tesla grubu Bitcoin'e devasa bir yatırım gerçekleştirdi. 1,5 milyar dolarlık. 1,5 milyar dolar. Ki bu yatırımın sonunda da Bitcoin fırladı. Evet. Ya şöyle bir şey ya. Şimdi bunu hani başka bir şey yapsalar dünya ayağa kalkar tamam mı? Manipülasyon yapıyorlar. Evet, adam evet. Açık açık yapıyor bunu. Evet. Yani 1,5 milyarı yatırdı arkadaşlar. 33 bin dolar seviyesinde falandı. Bir anda 10 bin dolar falan arttı. Adam düşünsene 1,5 milyarı yatırdı. Bir anda o 1,5 milyar doları 2 milyar dolar falan oldu. Onu bir çekse tekrardan geriye. Hatta şöyle şeyler de dolaşıyordu. Tesla'nın bugüne kadar kazanmadığı parayı Bitcoin'den kazanmış. Çünkü ucuzdan alıp pahalıya şu an yükseldi fiyatlar. Devasa bir para kazandılar orada. Ama tabii şunu da açıkladı Tesla. Dedi ki biz dedi Bitcoin'le ödeme almaya da başlayacağız. Yani dediler. Bitcoin'i olanlar arkadaşlar aynı dolarla işte Türk lirasıyla sallıyorum. Fiziksel para birimleriyle satın alır gibi gidip Bitcoin'le otomobil satın alabilecekler Tesla'dan. Önümüzdeki süreçte belki bu diğer şirketlere daha iyi örnek olabilir. Tabii atıyorum Bitcoin demezler de Ethereum. Başka bir şey koyarlar. Evet. Yani farklı bir kripto para bahsedebilirler. Şey yapabilirler o noktada. Gerçekten bu şeyi gösteriyoruz aslında. Kripto para birimleri hani diyorlardı ya kaybolacak gidecek. Fakat yo, ben bazı kişiler bunun kaybolmasına izin vermeyecek gibi. Ben kaybolacağını düşünmüyorum ama şöyle... Şu an çok karışık ortalık. Birazcık sakin olmakta fayda var diye düşünüyorum. Ya şu an çok karışık bir de çok fazla kripto para birimi çıktı ortaya. Evet. Yani evet. Açtığın zaman hani Türkiye'deki bunların borsaları var biliyorsun. Oralarda bile açıyorsun 20 tane kripto para birimi var. Ki Türkiye'de arkadaşlar çoğu işlem görmüyor. Onlar da işin içine girse belki 100 tane, 200 tane. Belli başlı kripto paralar var Türkiye'de onlar işlemleri. Hani ismini hiç duymadığımız bir kripto para işte Dogecoin diye bir şey. Ben ilk defa o geçen gün yine Elon Musk'ın şeyinde dedim. Birden %800 arttı. O da yani, işte onun sayesinde oldu biraz. Tabii canım o da onun sayesinde oldu. Görünüyor ki Elon Musk bu tarz şeyleri devam edecek. Adam resmen manipülasyon yapıyor. Hey Elon Musk. Hayırdır kardeş. Bir diğer haber ise Apple biliyorsun kendi aracını üretmek için görüşmeler yapıyordu. Hyundai grubuyla görüşüyordu. Yani evet, Kia ve Hyundai biliyoruz aynı grup zaten. Fakat o görüşmelerin sonlandığında açıklandı. Sebebini de şöyle söylediler. Hani gizlilik anlaşması varmış bu sızdırılmış gibi bir şey oldu. Çünkü Kia ile önce Hyundai ile görüşüyordu sonra Kia ile anlaşacak gibi bir haber çıktı. Kia'nın hisseleri fırladı. Ki geçen hafta biz bunu söylemiştik programda. Şimdi de sonlandırıldığı ortaya çıktı. Acaba sonlandırıldı mı? Belki de sonlandırıldı. Belki de sonlandırılmadı. Hani devam ediyor çalışmalar. Ama işte gizlilik falan basına sızdı. Bunun üstü kapalı olması lazımdı. Belki tekrar devam ediyor ama belki Kia ismini hiç duymayacağız da. Belki de. Belki de farklı üreticilerle devam edilebilir ama tabii şu var. Biz bunu geçen programda söylemiştik. Elektrikli otomobiller ki Apple'ınkinde öyle olması bekleniyor. Üretimi çok zor değil. Hani eski nesil o petrol enerjisi kullanan, fosil yakıt kullanan araçlardaki kadar kompleks şeyler olmadığı için bir pil, motor ve ya içten yanmalı motorlar biraz daha farklı bir yapıda. Elektrikli motorların hani yapı olarak bile basit. Evet. Rotor, stator. Ya sen de yaparsın. Zil tutuplar dönsün Osman, dönsün. Senin de uzmanlığın ya mesela. Sen alsan akü yani yapanlar var ya Türkiye'de bu arada. Ya elektrikli motor dediğim çok gibi basit çok yani. Basit. Yani hani arkadaşlar bunda hani kompleks bir motor söz konusu değil. Bildiğimiz her yerde kullandığımız elektrikli motorları alıyorlar. Otomobile koyuyorlar. Tabii ne yapıyor adam bunun işte hızını şey yapıyor. Belki ya belli de şeyleri var. Ayarlamaları yapılıyor. Düzenlemeleri yapılıyor. Burada önemli olan biraz pil teknolojisi ve otomobilin içinde yer alan teknoloji. Evet. Ama şu da var elektrikli otomobillerde. Mesela hani içten yanmalı motorların süresi biraz daha uzundur böyle kullanımda. Ama elektrikli otomobillerde, elektrikli motorlarda diyelim en azından. Bu süre biraz daha kısalabilir. Bir de elektrikli motorlarda yanma riski falan var arkadaşlar. Bu içten yanmalı motorlara göre biraz daha fazla bir yanma riski olduğunu da belirtmek gerekiyor. Olalım.
Şimdi bir diğer haberimiz ise Türkiye ile ilgili. Hazır olun, uzaya çıkıyoruz. Türkiye uzay programı açıklandı ve işte belli aşamalarda belli şeyler yapılacak. İşte 2023'te bir aya iniş planlanıyor. İnsansız bu arada o iş, bunu söyleyelim. 2028'de yine insansız bir iniş var. Daha sonraki yıllarda da Türkiye'den bir işte artık onun da ismini arıyorlar bu arada. Astronot diyemiyorum ben ama hani ona uzaya çıkacak kişi diyelim. İsimleri de hani o insanlar da artık Türkiye'den de bir ben uzaya çıkacak. Ben Yeni Gökçeli dedim. He? Yeni Gökçeli. Ya ben de Göktürk dedim ya. Türkanot diyen de var. Çok klasik oldu şimdi yani biraz zor. Ama hani Göktürk falan ne bileyim. Ne bileyim Göktürk. Ama güzel şeyler. Ben bunu destekliyorum ben açıkçası. Yani arkadaşlar bu tabii bizim aslında çok daha öncesinde yapmamız gereken bir şeydi ama tabii şimdi yapılması hiç yapılmamasından iyidir. Dolayısıyla biz sonuna kadar bunu destekliyoruz. Şimdi bazıları şunu diyor işte uzaya gitmemizin bize ne faydası vardı bilmem neydi falan da filan da arkadaşlar. Şimdi belki bir faydası yok gibi görebilirsiniz ama bundan atıyorum bir 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra diğer... İşte bakın şimdi sivil havacılık falan gelişiyor. Tabii tabii tabii. Adamlar, ki onlarla ilgili adımlar var bu arada. Adamlar uzaya, ticari uçuşlara. Aynen öyle. Turist yollarken sen diyeceksin ki bizim ülkemize ne yok. Zamanında sen destekleseydin olurdu. Şimdi ya o yüzden bunları desteklemek lazım. Bir de bunlara ben şöyle bakarım biliyorsun. Bu yerli üretim konusunda veya otomobilde de aynı tartışmalar yapılıyordu. Yerli üretimdeki telefon vesaire ürünlerden hani. O yerli mi ya? İşte Türkiye'de üretilmiyor, montajlanıyor ya falan deniyor ya. Küresel yani, dünya söz konusu. Evet. Yani orada, küresel dünyada... Yok şöyle bir durum var Osman. Orada bir know-how elde ediyorsun. Mesela şöyle düşün. Ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. Sen işte diyelim ki 15 yıldır yapıyorsun. Yeni başlayan birisinin senin tecrübene ulaşması tamam o 20 yıl beklesin demiyorum. 15 yıl beklemesin demiyorum ama bir bilgi birikimi gerekiyor. Bir tecrübe gerekiyor. Bir şeyi eline aldığın zaman inceleme vesaire. Bizim ben bu üretimi de böyle görüyorum veya uzay çalışmalarında. Senin orada yer alıyor olman bir know-how yani bir bilgi birikimi, bir Ar-Ge öğreniyorsun. Şöyle bir şey çok basit bir örnek. Örneğin Apple bugün ekran üretemez mi? Üretir. Niye Samsung'dan alıyor? İşte. Gerek yok çünkü. Yani bu arkadaşlar hani şey değil. Bunu niye biz üretmiyoruz? Bunu niye biz üretmiyoruz? Ya üretiriz ama bazı şeyler zamanla gerçekleşecek. Zamanla olacak şeyler. Ya bazı şeyler hiç gerek de yok aslında. Yani... Çok fazla böyle gaza... Ya bizim bir de Türk insanında şey var. Tam bir milliyetçilik olayı var. Tamam. Her şeyi biz üretelim. Her şeyi evet, biz üretelim. Öyle bir şey değil. Artık o dünya yok arkadaşlar. Yani o dünya olayı bitti. Özgür Çetin'in zamanında kaldı. Bir güzel haberimiz daha var. Yine Türkiye ile ilgili GeForce Now sistemi programı, platformu Türkiye'ye geliyor. Yakında bir toplantısı olacak. Ona katılacağız arkadaşlar. Bir toplantı sonrasında da hızlıca test edip nasıl olduğunu göstereceğiz. Bilmeyenler için ben kısaca bilgi vereyim. GeForce Now mobil cihazlardan veya çok yüksek donanım gücü olmayan cihazlardan da oyun oynamanızı sağlayan ve benzerleri çok aslında var. Aslında şöyle diyebiliriz. Yani, ne bileyim böyle internet bağlantısı olan cihazdan konsol deneyiminde, kalitesinde oyunlar sunacak bir sistem. Bulut oyun sistemi diye geçiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce Google'ın Stadia'sı vardı. İşte Microsoft'un ara xCloud falan var. Google tabii bayağı bir batırdı olayı da. O kapatacak ben sana söyleyeyim bak. Yani muhtemelen stüdyoları falan kapattı zaten. GeForce ama gayet sağlam geliyor. Bir şey. Hem de Türkiye'de bu arada sunucuları da Turkcell. Evet. Turkcell tarafından sağlanacak. Onu da daha önce açıklanmıştı zaten bu bilgi. Muhtemelen Turkcell bununla ilgili bir kampanya da yapabilir. Hani şimdilik tam olarak duyurmuş bir şey yok ama atıyorum işte kendi müşterilerine diyebilir. İşte günde bir saat ya da iki saat sallıyorum. Bu saat sınırıyla olur. Çünkü hani data paketini yiyecek çünkü çok, bayağı bir. Data paketi önermek belki çok mantıklı olmayabilir ama diyebilir işte günde iki saat GeForce'dan oynamak işte sallıyorum. Ayda şu kadar para diyebilirler. Bu da bayağı tutar bence. Düşünsenize arkadaşlar şimdi hani telefonda herkes mobil oyun oynuyor. Ne? Kendi Crash bilmem ne falan. PUBG, ama düşünsene yani. Cyberpunk 2077 var. Cyberpunk oynamaya başlıyorsun metroda falan vesaire. Yani bu gerçekten Cyberpunk bence. Cyberpunk işte sıkıntılı bir oyun gerçi ama. Yani örnek verdik. Hani tabii daha çok daha güzel oyunlar da var arkadaşlar. Gelecek. Bence çok muazzam bir teknoloji. Geleceğin oyun teknolojisi de olabilir. Konsolları götürebilebilir. Eğer ben götüreceğimi sanmıyorum ama şey belli bir kitleyi o tarafa doğru çekebilir. Ya şu olay var zaten konsollarda hani Microsoft'u hariç tutarsak şöyle Sony ve Nintendo kendi yaptığı oyunlarla zaten konsol evet. satıyor. Şimdi atıyorum Super Mario'nun oyununu oynamak istiyorsan Nintendo Switch'ten başka bir şansın yok şu anda. Zaten. Ya da işte God of War oynamak istiyorsan PlayStation'dan başka bir seçeneğin yok. O şekilde kendi eksklüzif oyunlarıyla devam edeceklerdir. Devam eder. Bir diğer haberimiz ise yine Türkiye ile ilgili uzaktan eğitim sürecinin devam edeceği açıklandı. Evet, Milli Eğitim zaten... Bakanı bununla ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki yani kısa aşamada, kısa vadede tüm eğitim gruplarının okula aynen, başlaması mümkün görünmüyor. Mümkün görünmüyor dedi. Çünkü bu ne demek oluyor arkadaşlar? Uzaktan eğitim devam edecek.
Uzaktan eğitim aslında Türkiye'de güzel yürütülüyor fakat şimdi her evde internet yok. İnternet almaya çalışanlar da bazı sıkıntılarla karşılaşıyor. Diyor ki işte yok portum yokmuş, bağlanmadı, şöyle oldu, böyle oldu. Bunun için de arkadaşlar biz size bir öneride bulunacağız bugün. Evinize internet bağlatmanın en güzel yolu Superbox diyelim arkadaşlar. Evet. Turkcell'in geliştirdiği bir teknoloji, aslında yeni bir teknoloji değil bu arada. Ya bayağıdır var ama şu aralar var. Bayağı bir popüler oldu. Neden tekrar. İşte bu internet olayından ötürü? Adam diyor ki uğraşana kadar alayım bunu. Yo, bir de şimdi internet olayında şöyle bir sorun var Osman. Mesela eğer çok hattın iyi olmadığı bir yerde oturuyorsan, yani fiber internet falan fiber yoksa, ADSL'de kötüyse mesela, hızlı interneti lazım. Evde iki tane çocuk var mesela. Aynen öyle. Onların ebası var, şusu var, busu var. Ya fiber internet hani yeni yapılan yerlerde vesaire var, oluyor. Evet ama eski bir 30 yıllık bir İstanbul. Fatih'te oturuyorsun yani, mesela ne yapacaksın? 30 yıllık bina. Yani, ne yapacaksın? Ne fiber var ne bir şey var. Ama internet sürünüyor yerlerde. Ya o benim, zaman yapacağın benim, şey bu. Benim arkadaşım var diyor ki 1 megabit diye görüyorum. 1 megabit görüyorum ADSL'de. 1 megabit abi. O yüzden Superbox gibi teknolojiler gerçekten önemli. Kablodan bağımsız olarak evlere 4.5G teknolojisiyle sim kart üzerinden. Yani aslında cep telefonu kullanıyormuş gibi içine bir sim kart takıyorsun. Şöyle küçük bir cihaz zaten. Burada şu ön yargı olabilir. Hani ya hat yok şey çok hızlı. Gerçekten çok hızlı arkadaşlar. Hani ön yargıya kapılıp da hani bu internette sonuçta kablodan gelmiyor, uydudan geliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor, işte yavaştır falandır filandır gibi düşüncelere kapılmayın. Gerçekten fiber internet hızında bir hıza erişiyorsunuz ve tüm işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Hem de Turkcell fiber hızında bir hız geliyor ve bu verilen cihazın 32 tane farklı donanımı bağlayabiliyorsunuz. Düşün şimdi evde 2 tane çocuğunuz var, eşiniz var, bir de siz varsanız 4 kişi. 4 telefon var bir kere. Hani bilgisayarları da koyarsak en az 7-8 hatta 10'a yakın cihaz oldu. Ya şu anda zaten hani evlerde öyle bir şey oldu ki her cihaz Wi-Fi'ye bağlanıyor. Evet. Sadece telefon tablet de değil. Hoparlör alıyorsun diyor ki beni Wi-Fi'ye bağla. Saat falan alıyorsun Wi-Fi'ye bağla. Saat alıyorsun Wi-Fi'ye bağla. Çamaşır makinesi Wi-Fi. Ya her şeyi Wi-Fi'ye bağlamak istiyor. Dolayısıyla hani şunu düşünün. Ya atız cihazı ben ne yapayım demeyin arkadaşlar. Çünkü diyorum ya en ufak bir basit bir cihaz alıyorsun o bile benim Wi-Fi'ye bağlı diyor. Yani. Evet. Şimdi artık biliyorsun prizler de çıktı. Akıllı prizler. Onlar bile Wi-Fi'ye bağlı. Işte. Onun üzerinden kontrol edilebiliyor. Dolayısıyla bu bağlamda baktığımızda 32 cihaz bence normal bir sayı. Bir de şu var. Hani kurulumdan çekinenler olabilir. Ya alacağım kurulumla uğraşacağım vesaire. Hiçbir kurulumu yok. Kurulum yok arkadaşlar. Sim kart takıyorsun, prize bağlıyorsun, bitti. Ve taşınabilir olduğu için de mesela işte kullan, evde kullan, yazlığa götür. Aynen hani öyle. Ayrı ayrı oraya hat almana özellikle gerek yok. Özellikle bu yazlığa götürme olayı çok iyi. Çok çünkü iyi. Hani insanlar genelde hani yazlığa gidiyor adam atıyorum. 2 hafta kalıyor, 1 hafta kalıyor, 1 ay kalıyor. Bu kısıtlı sürede telefonun interneti bazen yeterli olmayabiliyor ya da işte başka biri bağlanacak olabiliyor vesaire bir sürü şey olabiliyor. Ne yapar adam oraya takar. Hadi arkadaşlar bağlanın bağlansın. Mis gibi. Bu kadar basit. Çok basit. Bir de 4.5G hızında paketlerde arkadaşlar hız sınırlaması yok. Bulunduğunuz bölgedeki Turkcell 4.5G'nin hız performansına göre bir sonuç alıyorsunuz. Limitsiz paketlerde 10 Mbps'e kadar ve 20 Mbps'e kadar da seçeneklerin olduğunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Turkcell Superbox'ta böyle bir özellik var. Bu arada arkadaşlar şunu da belirtelim sizlere. Hani son dönemde özellikle pandemide evden çalışmaydı vesaireydi. Bunlar da çok arttı. Evden çalışma deyince zaten aklımıza ilk gelen şey işte Zoom üzerinden ya da benzeri programlar üzerinden konuşma vesaire. Burada aklınıza şu gelebilir. Ya bunun upload hızı nasıl? Turkcell'in yine 4.5G kalitesine göre maksimum 50 megabit upload hızına kadar destek sunduğunu da belirtelim. Yani sizin görüntünüz karşıya sorunsuz bir şekilde aktarılacak. Bunu net bir şekilde size söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde öğrencilerde EBA'da vesaire hiçbir sorun sıkıntı yaşamadan derslerine katılabilecekler. Bir de kolay bir kurulum hizmeti var. Arıyorsunuz Turkcell'i gelip evinize hızlı bir şekilde kurulum yapılıyor. İsterseniz aynı zamanda dijital operatör üzerinden de başvuruda bulunup hani ben Superbox almak istiyorum dediğiniz zaman gerekli işlemleri oradan da başlatabiliyorsunuz. Yani çok öyle hani bugün isteseniz örnek veriyorum birkaç gün içinde hemen gelip evinize kuruyorlar. Onu da söylemiş olalım. Peki bu modemi nasıl edineceksiniz onu da hemen anlat. Özgür Çetin ondan sonra. Şimdi onu anlatalım. Superbox tak çalıştığı kampanyasıyla en yakın Turkcell mağazasına gelerek Superbox modemine finansal kredisi avantajıyla 24 ay taksitle sahip olabilir ve hemen bu hizmeti kullanmaya da başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Açıklamaya da bir link bırakacağız. Oraya tıklayarak da detayları görebilirsiniz. Superbox'tan sonra şimdi sırada Mi 11 var. Aslında duyurulmuş. Kaçıncı lansmanı bu? Çinliler böyle şey. Şahane böyle daha dur. Çinliler global etkinlik düzenleyelim. Adamlar da herhalde para çok.
Ne yapalım, ne yapalım? Bir kendi ülkelerini ayrı düzenliyorlar. Dünyaya ayrı düzenliyorlar. Bak, telefon bütün sektör belli bu arada. Huawei onu güzel yapıyor. Evet. Bence global yapıyor abi. Yani bütün dünya, Çin'de dahil olmak üzere. Sanki Çin globalde dünyada değilmiş gibi bir hava var Xiaomi'de. Evet. Sonra da Çin'de tekrardan ufak bir sunum yapıyor. Ama Xiaomi ne yapıyor? Çin'de duyuruyor en önce. Sonra global lansmanı yapıyor. Çin'de duyurduğunda zaten herkes alıyor onları. Telefonun bütün özellikleri aynı bildiğim kadarıyla değil mi? Yani öyle, Çin'de duyurulan hani Çin'de duyurulan sürümde başka bir işlemci var da burada başka bir işlemci yok. Aynen. Değil mi? O zaman çok saçma yani bu bana. Hatta bu Çin'de duyuruldu. Türkiye'de yine kaçak yollarla falan gelmişti ama satışına başladı adamlar. Yani düşünsene satılan telefonun lansmanı oluyor. Sen lansmanını yapıyorsun falan. Bir de lansmanı yaparken öyle bir yapıyorlar ki yeni duyuruyormuş gibi. Bu telefondan sıkı durun. Şu kadarlık şeye yer var. Zaten biliniyor yani. Evet, değişik ama biz duyuralım. Çünkü çok bekleyen var arkadaşlar. Çok soruyorsunuz. Mi 11 soruyorsunuz. Şu özelliği var mı, bu özelliği var mı? Kutusundan adaptör çıkıyor mu, çıkmıyor mu falan filan diye. Gelir gelmez test edeceğiz. Adaptör çıkmayacak. Çıkacak mı diye duydum sanki ben. Tam emin değiliz. Ona bakarız ama. Çıkmayacak dedilerdi bir ara. Hatta dalga malga geçtiler. Bakarız, görürüz ya onu. Şey yaparız, test ederiz. Son haberimiz Assassin's Creed Chronicles China 15 Şubat'a kadar ücretsiz. Ücretsiz oyun dediniz mi Özgür Çetin bir numara? Bana soracaksın. Hemen ekliyor oyunlar. Ücretsiz. Yok hemen. Bunu eklemedim ya. Ben sevmiyorum çünkü. Hesabı ekliyor. Ya bırak şimdi bak. Hayır. Hesabı ekliyor. Eklemedim. Oynamasa da duruyor orada köşede. Eklemedim. Eklemeyeceğim. Ben çünkü benim tarzım değil bu oyun ama eğer 15 Şubat'a kadar bu videoyu izlediyseniz ve bu tarzını bu oyunun tarzını biliyor musun? Neyini? Tarzını biliyor mu bu oyunun? Adam yürüyor işte birilerini öldürüyorsun, biçiyorsun. Bilmiyor ya. Assassin's Creed çok benim tarzım değil yani. Ama Assassin's Creed'in bu side scroll tarzında öyle yandan görünüş falan yani. Super Mario gibi düşün kamera açısını. Yani diğer Assassin's Creed oyunlarındaki gibi arka boyutlu falan şey değil. O da benim tarzım değil. Oyunu bile bilmiyorsun. Bilmiyorum ama önemliden benim bilmem değil ki abi. İnsanları söyleyelim burada. Bekle ya hesabını. Çocuk oynar çocuk. Evet arkadaşlar, Turkcell'le Teknoloji Haftalık Bakış programının daha sonuna geldik. Yine Osman'la güldük, eğlendik. Size haftanın haberlerini, teknoloji bilgilerini aktarmaya çalıştık. Kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.